Yolcularımız otobüsümüz yarım saat ihtiyaç molası vermiştir. Müessesemiz emrinizdedir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun şöyle. Bacı da otursun. Sağ olasınız. Keko Mecid'i ararız. Hemşerimiz olur. Keko Mecid, sizlere ömür. Karnınız aç mı? Buyurun bize. Allah ne verdiyse yeriz. Size yük olmayalım ağam. Ne yükü canım? Tanrı misafirisiniz. Oğlum Hasan. Buyur muhtar ağam. Soran olursa ben evdeyim. Baştın ağam. Hayırdır? Hayırdır ya. Gurbetçiyiz ağam. Elazığ'dan geliriz.
Köroğlu, ben düştük yollara. Buraları bilmeyiz. Gurbetçinin ne işi olsun ki? Burada herkes reçber. Evi var, tarlası var. Kendi işini kendi görür. Size göre iş yok buralarda. Bursa'ya gidin. Ne bileyim, İstanbul'a gidin. Hatta Almanya'ya. Hele bir karnınızı doyurun önce. Yarın ola, hayrola. Güreli köyü aha şu tarafta. Bir sigara içimlik yolu var. Sağ olasın kardeş. Allah senden razı olsun. Hadi yolun açık olsun. Aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Sağ olasınız. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Kara Yusuf'u arardım. Kendisi hemşerim olur da. Otur bir çay iç hele. Sağ olasınız. Oğlum bak. Çay yap konuğumuza. Kara Yusuf'u vurdular. Ailesi dayanamadı, kahrından öldü. Evi kaldı. Bir yakınını çok bekledik çıkar diye. Çıkmadı ama. Kolay gelsin. Al muhterem mi? Buyur. Otur, otur. Birkaç gün bizde kalın. Bizimki sevdi bacıyı. Sen de candan insansın, yiğitsin. Sağ olun. Sen bekle biraz. Biz gurbete çıkmışız. Ekmek parasına. Yuva kurmaya. Evimiz, bebelerimiz olsun. Yerleşecek yerimiz. Biz bunları istedik muhterem mi? Üzme kendini. Gün doğmadan neler doğar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bakıyorum erkencisin. Köyün misafirhanesine rahat ettin mi bari? Sağ olasın. Sen de sağ ol. Çayları yap oğlum. Sevdim sizleri. Yardımcı olmak isterim. Orhan Gazi'ye, Gemli'ye, fabrikalara bakın. İş bulursunuz belki. Hasat kalktı. Ayşe de başağa gider. Kışlık ununuz çıkar. Kara Yusuf'un evi bomboş.
Mustafa. Keko Mecid'in evi de boş. Oturun oraya. İyi ama ev bizim değil ki. Olsun kardeş, gurbetçiyiz. Gurbetçilik hep yaptık. Gurbetçiler iyi arkadaştır. Yok, yok. O günden tez yok, iş arayalım. Aceleniz ne ki? Ne yaparsın? Gurbetçiyiz, yan gelip yatıcı değil. Ya hemşerim, gidiyoruz ama bakalım iş bulabileceğiz mi ha? Mehmet Veli ile iş aramaya Orhan Gazi'ye gittiler. Bu ev Kara Yusuf'un evi. Vurdular hasımları ta Erzurum'dan gelerek. Karısı Fatime de kahrından öldü gitti. Veli de Erzurumlu. Keko Mecit de bu evde otururdu. Tek başına öldü. Bu evde kalın. Ne desem bilmem ki. Erim ne derse o olur. Çok sevdik sizi. Sıcakkanlısınız. İnşallah burada temelli kalırsınız. Kara Yusuf da gurbetçiydi. Evlendi, yerleşti buraya. Ama hasımları geldiler, buldular burada onları. Bizim hasmımız falan yok çok şükür. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Konuşsana. İş mi arıyorsunuz? Ya. Evet hemşerim. İş ararız. Acaba sizde iş var mı? Bizde iş yok kardeşim. Aleyküm selam ağam. Hayırdır? Kardeş, iş arardık da. Ne işi istiyorsunuz? Mühendislik işi değil ya, ne iş olursa. Dalga mı geçiyorsun? Yok be hemşerim, gurbetçiyik. Niye dalga geçecek ki? Gurbetçi yaşamaz aslanım buralarda. Civardaki işsizler bize yetiyor zaten. Thank you.
Bir iş tutamazsak evimizde olsa ne olur ki? Bursa'ya gelsek? İstanbul büyük şehirmiş, her iş yapılırmış orada. Nerede yatar kalkarız ki? Hep bir Muhtar Ali çıkmaz ya karşımıza. Bir toprağımız olsa, ekip bitsek. Satılık toprak bulduk diyelim, neyle alırız ki? Büyük şehirde kapıcılık falan da yapılırmış. Kimden nasıl bulunur ki kapıcılık? Ha, en iyi Bursa'ya giderik, inşaatlarda çalışırız, sıkarız dişimizi, biraz daha paramız olunca... Allah razı olsun Muhtar Ali'den. Bir ev uyduruverdi bize. Bacası tütmedikten sonra. Ya evimiz de olmasaydı? Allah kerim. Allah kerim değil mi? Ya bacım niye üzüyorsun kendini? Elbet bir yolunu bulur. Ne de gurbetçilik. Belki Almanya'ya bile gideriz. Değil mi kardeş? He? Güzel ovaç yapmış adamlar. He. Her tarafı ovaç dikmiş, çiçekler, tertemiz. Ne büyük memleket yok, be. Valla burada kalsak iş bulur. Keşke. Ne güzel olur ha. Nereye hemşerim? İş arıyor da. Burada iş yok. Ama ben sizleri yurt dışına gönderirim. Sahi mi? Alamana da mı? Ayıpsınız evvelallah. Ben sizi gönderirim diyorum ya. Devlet gönderemiyor da sen nasıl gönderiyorsun? Devlet gönderemez. Zira Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, diğer memleketler engelliyorlar. Yani vize koydular. Ha, ne koydular, ne koydular? Gelemiyorsunuz diye yasak koydular, yasak. Bizim ellerimiz armut toplamıyor ya, kafamız kızar, biz de onlara koruz o dediğini. Almanya'ya gitmemiz için ne lazım? Hı. Gelin, gelin. Hadi gel. Almanya için ne lazım dedik hemşerim? Adam başı 200 bin. 200 bin mi? Ne zannettiniz ya? Sadece 200 bin liracık. Bastırın parayı, 2 gün sonra pasaportlarınız uçmaya hazır. Nereye gitmek istersiniz? Almanya. Ya sen? Dönere. Hah. Hastır lan. İş aradık Bursa'da, Gemlik'te, Orhan Gazi'de. Yok, yok, yok. Sonacıma iş aramaya gittik, çalışma müdürlüğüne. Almanya'ya falan gitmek için mi? Nerede be hocam? Oraya hiç almazlarmış kimseyi. Libya'ya, Ürdün'e, ne bileyim. Adama 3-5 yıldan önce sıra gelmezmiş. Ölme Şahım, ölme! Hadi kalın sağlıcakla. Bak durun, size bir şey daha diyeceğim. Gemlik'te biri çıktı karşımıza. Sizi hemen istediğiniz ülkeye gönderttiririm dedi. Öyle demedi mi lan? Ha, öyle dedi. Ha. Adam başı 200 binmiş. Ha, seyyar konsolos o. Dur muhtaram. Esatak konsolos mu? Yok canım. Bu yörenin halkı Tahir'e seyyar konsolos der. Büyük dolandırıcı. Bu yörede çalışır. Yakalanınca da cezası en fazla 1 yıl. Ulan şu işe bak be. Adamın 100 bin liralarını al, yuvasını söndür, sonra da 1 yıl ceza ha? Ulan ne karışık iş bu be!
Ya kardeş, düşündüm de şu yolda bir köfteci dükkanı açsak. Neyle açarız ki? Yol bilmezdik, iz bilmezdik. Köfteci dükkanıyla zengin oluruk, bir güzelce. Evi kurarız. Seni de evlendiririk Veli dayı. Ne de oğlum olur. Tabii benim de bir kızım olur. Onları da evlendiririk. Dönür oluruk mu? Oluruz ya. Mehmet kardeş, niye köfteci dükkanda başka dükkanda? Benim dedem Harbi Umumi'de öyle bir köfte yapmış ki yiyen parmaklarını yermiş vallahi. Harpte esir düşmüş İngilizlere. Hatta İngiliz gavurunun generali köfteden bir yemiş. Yedikten sonra da onu kendine köfteci başı yapmış. Ya! Ya! Dedem köfte tarifini babama, babam da bana öğretti. Ya! Yok, Mehmet kardeş senin kolunda altın bilezik varmış. Var mı kardeş? Aferin benim kurbetçi kardeşime! Dönürüme! Dönür dur be! Kardeş, dönür. Ya dönür be. Bak. Bana verecek mi? Bir para bulsak be kardeş. Para bulsak ne olacak ki? Bu ne bu? Mısır. Ne mi olacak? Benim dedem Harbi Umumi'de öyle bir köfte yaparmış ki köfteyi yiyen parmaklarını da yermiş vallahi. Harpte esir düşmüş İngilizlere. Hatta İngiliz gavurunun generali köfteden bir yemiş, onu kendine köfteci başı yapmış. Dedem babama, babam da bana öğretmiş bu köfte hünerini. Madem ki bu kadar hünerin vardı köfte üzerine, neden köyde açmadın köfteci dükkanını? Köyde köfte yiyen mi var? Açayım da köfteci dükkanını aç bakalım. Ha ya, doğru valla. Demek o tapanda köftecilik yapsak diyorsunuz. Evet. Neyle kurulur o tapana köfteci dükkanı? Parayla. Parayla değil mi? Var mı paranız? Paranız vardı da neden gurbettesiniz? Ayrıca turistik izin gerekli. Yer gerekli. Size göre değil. Gübre fiyatları arttı. Ne yapacağız bilmem. Çeltik hiç para etmiyor vallahi. Hep zarardayız. Kırma adamın hevesini, bırak konuşsun. Değil mi ya? ne yapardı deden Umumi şeyde? Benim dedem Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. O kadar iyi yaparmış ki yiyenler parmaklarını da yerlermiş. Hatta İngilizlere esir düşmüş. İngiliz gavurunun gelesi... Ali Hoca, cami yardımı ne oldu? Epey toplandı paramız.
İnşaat ilerliyor. Bu süper emeklilik ne ya? Spor tota mı neymiş öyle bir şey? Atsana lan jokeyi hadi. Ben de jokeyi ne arar lan? Usta! Yo yo hesap bende bırak. Nereye Veli Ağa? Gurbetçi değil miyik? Anca beraber, kanca beraber. Kardeş, nereye gideriz? Gurbetçinin yolu belli mi olur? Allah nereye götürürse oraya giderik. Nereye gidiyorsunuz? İş yok, güç yok. Çaresiz kaldık. Size niye yük olalım ağam? Ne iş yapacaktınız ki? Köftecilik. Öyleyse ne duruyorsunuz? Gidelim, gidelim! Sizi görmek isteyenler var efendim. Kimlermiş? Gürle köyü muhtarı ve 3 kişi. Gürle köyü mü? Gelsinler bakalım. Peki efendim. Rahatsız etmiyoruz ya. Oo, hoş gelmişsin muhtar. Özlettin kendini. Hoş geldin. Sağ olun. Otur hele. Sağ olun. Bir derdimiz var da. Hayrola? Arkadaşlar otoyolda köfte çardağı kurmak istiyorlar. Yer aradık da, evet. Güzel. Bakın, çalışmayan bir restoran var. Paranız var mı? Orayı vereyim sizlere. Turizmi açmak istiyorum ilçemi. Oturun. Sağ olun. Buyurun. Arzunuz? Ne istiyordunuz ki? Kredi. Ne için?
turistik işler için. Garantiniz var mı? Yok, hünerimiz var. Ben çok iyi ayran yaparım. Ben de Erzurum için çay demlerim valla. Benim dedem Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. Tamam. Bir yiyen parmaklarını da yermiş. Tamam. Hatta İngilizlere esir düşmüş. İngiliz gavuru, tamam, gavurunun generali köfteden bir yemiş. Dedemi köfteci başı yapmış, tamam. Dedemden babama, babamdan da bana geçmiş köfte yapmak ya. Bana ne kardeşim? Kredi alabilmeniz için ilk önce ipotek göstereceksiniz, değil mi ya? Araziniz, malınız olacak. Ve üstelik teminat mektubunuz olmalı ki ben de size para verebileyim, değil mi ya? Başka türlü para alamazsınız. İnsanın bir hüneri varsa, parası yoksa nasıl iş yapar ki? Bankaların kanunu böyle. Her isteyene kredi verilmez. Vay canına, anlayamadım gitti be. Peki, lazım gelen parayı nereden bulacağız? Nasıl bulabiliriz? Ben bulacağım size. Niye ki dayı, bize yardım etmen niye? Öyle ya. Bizim için ne diye üzülüyorsun ki dayı? Haklısınız. Biz göçmeniz. Ben de gurbetçiydim. Rahmetli Keko Mecit en iyi arkadaşımdı. Onun da altın gibi kalbi vardı. Hep gurbetçilere yardım etmeyi düşlerdik. Gurbette çok çektik, ezildik. Sonunda başardık buraya geçtik. Hep isterdik ki hemşeri düşsün, yardım edelim, destek olalım derdik. Senin o güzel duruşun beni burada deledi. Geçti gelin el eylemem aman aman. Dılay dağlar dılay. Dılay yolcum dılay. Kazım ağa, otoyolda köfteci dükkanı açacak bu gurbetçiler. Para gerekli. Anlıyorum. Size geldik. Para nerede? Ama bende para var. Ben veririm. Garanti isterim. Ayda aldığınız paranın %10'unu alırım. İpotek yaparım, tapuları alırım. Tamam mı? Olur. Olur tabii. Tamam. Muhterem mi? Bizim için bu kadar derde girecek ne var muhterem mi? Siz benim dostlarımsınız. Gurbetçilerimizsiniz. Ben de gurbetçiydim. Ben de gittim o ellere. Muhterem mi? O %10'ı çok tırpan be. Bir de tapular var, bir de ev. Ne? Vaz mı geçtiniz yoksa? Yok, geçmedik. Dönür, deden ne yapıyordu senin umumi şeyde? Köfte meselesi. Benim dedem Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. Yarın tapuları getirin, ipotek yapalım. Hemen parayı veririm. Sağ olasın emmim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Allah'a çok şükür. İşte konuştuğumuz para. Sağ olasınız. Bizimki iyilik. Onca parayı niye veriyoruz ki? Yap iyilik, at denize, balık bilmezse halik bilir. Hadi bana müsaade. Aylık faizi unutmayın ha. Bu iyilikte nasıl bir iyilikse, önce faiz, sonra aylık.
Balık bilmezse... kim bilirdi be? Halik. Ha işte Halik. Şey... işiniz görülüyor ya... Nasıl görülüyorsa... Ben de biliyorum ama... Bir günde işinizi gördük. Başka ne yapardık ki? Orası öyle. Buyurun. Sağ ol. Sağ olasın bacım. Afiyet olsun. Kolay gelsin bacım. Sağ ol. Kolay gelsin ağa. Sağ ol, buyur. Kolay gelsin kardeş. Sağ ol. Ruhsatınız var mı? Ha? Ne olduğunu anlamadım. Ruhsat dedi. Ruhsat dediği ne ki? Bayram gelip elime elimize... Name düşüp dilime dilimize... Bayram gelip elime... Dilime dilimize, köylüm gülür, elim gülür, gülür göze civan, çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Köylüm gülür, elim gülür, gülür göze civan, çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Her yan gül çiçek, gül çiçek. Elvan gül çiçek, gül çiçek. Koynum gülür, elim gülür, gülür gözel civan. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Koynum gülür, elim gülür, gülür gözel civan. Çalır tarı, çalır sazı, gülür. Hünerle bindirenler, onca tutup el için gözürenler. Zahmet çekip hünerle bindirenler, onca tutup el için gözürenler. Köylüm gülür, elim gülür, gülür gözel civan. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Köylüm gülür, elim gülür, gülür gözel civan. Çalır tarı, çalır sazı, gülür. Böyle kötü bir yerde mi yemek yiyeceğiz? Gidelim. Kim bunlar? Alamancı. Reis bey şimdi geliyorlar. Ne içersiniz? Teşekkür ederim. Bir şey almayayım. Hoş geldiniz.
Efendim! Reis bey, hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Buyurun, oturun. Sağ olun. Arzunuz? Petroldeki restoranı çalıştırmak istiyorum da. Memnun olurum. Gurbetçi Mehmet epey başarılı. Sizler de açarsanız restoranı... ...ilçenin sesini duyurur sanırım. Aman efendim, aman efendim! Ben turizmci. Fransa'da, İspanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de gördüm. Almanya'dan katı dönüş yaptım. Görün bakın, nasıl çalışır bir restoran. Evet abicim, köfteler oluyor. Buyurun. Köfteleriniz çok güzel. Benim dedem Harbi Umumi'de öyle bir köfte yapar... Köfte! Köfteler yandı ya! Köfte kömür oldu bu taraf! Buyurun efendim. Buyur beyim. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Emriniz beyler. Doyur, karnımızı doyur. Ya. Hadi. Usta, 5 porsiyon küfte çek beyler ha. Bacı ayranlar geliyor beyim. Uzatma be. Hadi. Evet, köfteleriniz. Buyurun. Buyurun. Bendeniz Almanca Şevki. Ha, öyle mi? Memnun oldum ama dün tanıştım ben onunla. Nasıl oldu bu? O benim şoförümdür. Zaman zaman ismimi kullanır. Kusuruna bakmayın onu. Ha, rica ederim. Evet, beyler hesap. Biz hayatımızda hesap ödedik mi? Ha, ödemedik, ödemedik. Hayırdır? Hesap ödemiyorlar. Hesap mesap yok. Biz hesap ödemiyoruz. Bizden hesap isteyecek adam anasından doğmadı. Bakın şimdi beyler, eğer siz hesap ödemiyorsanız buradan yaylanın. Başımı belaya sokmayın lan! Boş ver be Dönür, başımızın gözümüzün sadakası olsun. Sen geç köftenin başına. Deden mezarından kurtlar sonra adam. Boş ver! Bacım... ...nasıl idare ettim ama? Evet! Hop, bir dakika! Bir dakika, ödesene şu faturanın tamamını! Attığınız tırpan yetmedi mi? Bir çorba 1500 lira olur mu? Allah Allah! Vermiyorum parayı! Bana bak! Ben adamda bir fenik eşeği 1 lira bırakmam, öde parayı! Alın, işte para, üstü de kalsın! Allah Allah! Hadi yürü! Aman! Ne işimiz var buralarda? Almanya'ya dönelim bey! Ne gereği var? Niye dönelim? Burada bir köfteciyle bile başa çıkamıyorsun baba! Bugün hava kapanık, gel yârim! Dicle suyun bulanık, dön yârim! Yârim gitti gidelim, gel yârim! Yüreğim baş yanık, dön yârim! Yârim gitti gidelim, gel yârim! Yüreğim baş yanık, dön yârim! Bura bakır madendir, yar cefalar edendir. Gideli 7 yıldır, hiç haber yok nedendir. Bura bakır madendir, yar cefalar edendir. Gideli 7 yıldır, hiç haber yok nedendir. Müzik
yar dönmüyor yuvaya. Dön yârim, çok adaklara dadım. Gel yârim, gittim derviş babaya. Dön yârim, çok adaklara dadım. Gel yârim, gittim derviş babaya. Şu bacının yerini gördükçe illet oluyorum. Abi, böyle yerleri dağıtmak bizim işimiz. Ufak iş bizim için. Hadi görelim bakalım hünerinizi. Belediyeci Ahmet sağ olsun. Afiyet olsun. Köfteler hakikaten güzel olmuş. Hadi kalkalım artık. Rapor tamam patron. Dükkan da küllüm olacak. Deriz köylüye, muhtar emmiye. Ne yüzle varırız yanlarına? Bunca borçtan sonra. 3,5 milyon. Bir o kadar da faiz. Ruhsatı nasıl akıl etmedik çıkartmaya? Sattı bizi o çavuş Ahmet. Kabahat onlarda değil ki, bizde. Çavuş Ahmet'e neden kandık ki? Neden aramadık ruhsatın arkasını? Yaparım ederim dedi. Dedi ya. Yaktı bizleri. Ben de yakmaz mıyım onları? Yakmaz mıyım ha? Onca borçtan sonra kana girmek niye? Köylüyü düşün. Muhtar Ali'yi düşün. Veli abiyi düşün. Gidersin ki? Kimden alırsın ki öcünü? Yıkılıp gitmişiz hepten. Bunca borç. Bakamamışız köylünün yüzüne. Muhtar ağanın yüzüne. Öldürsen tümünü öderiz mi ki bunca borcu? Gel etme. Bunca felakete bir de kanlı ellerini ekleme. Beni ersiz koma. Beni bırakma. Gitme. Bırakma!
Zeytin iyi. Zeytin iyi ama soğuktan yandı, ne yapalım? Kurtar abi ya! Kurtar abi! Ne oluyor? Muhtemelen, muhtemelen Mehmet elinde tırpan, Almancı Şevki'nin yerine gitti. Ahşap acım da arkasından kan çıkacak. Hadi gidelim oraya. Hadi çıkmadan kan gidelim arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Şevki, çık dışarı! Ben geldim! Açılın! Açılın lan! Bu yediğiniz yemekler bayat! Hepsi tırpan! Tüm insanları parasıyla... Midesiyle tırpanladınız yetmedi mi? Ne istediniz bizim gibi gariplerden? Deli misin lan sen? Ha? Deli misin sen? Bizim yerimiz çardak, seninki koskoca lokanta. Neden tırpanlattın iş yerimizi? Suçumuz neydi ha söyle? Biz bir garip köfteciyiz. Söyle ulan Almancı söyle! Mehmet. Benim dedem Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. Hatta İngilizlere esir düşmüş. İngiliz gavurunun generali köfteleri o kadar sevmiş ki onu kendisine köfteci başı yapmış. Benim dedem Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. Her yiyen parmaklarını da yermiş. Benim dedem Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. Benim dedem... Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. Hatta İngiliz gavurunun generali. Dediniz bizden. Ne yaptık ki sizlere? Biz gurbetçiydik. Ekmek paramızı çıkartmak istedik. Yuvamızı kurmak istedik.
kardeşçe yaşamak istedik. İstedik ya. Bırakmadınız ki. Yıktınız ocağımızı. Delirttiniz erimi. Bir tırpan attınız ki bize. Bizi perişan ettiniz. Perişan ettiniz! Perişan ettiniz! Mehmet, ben senin Ayşen. Tanımadın mı beni? Üç buçuk milyon. Bir o kadar da faiz. Benim dedem, benim dedem. Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. Bir yiyen parmaklarını da yermiş. Benim dedem. Benim dedem Harbi Umumi'de çok iyi köfte yaparmış. Bir yiyen parmaklarını da yermiş. Benim dedem. Ben düşmüş. Hanginiz yavrunun generali? Giden gelmiyor. Acep neden? Ne demişti o? Dedesi Harbi Umumi'de iyi küfte yapar. Şimdi küftesini tımarhanede yapsın. Bana ne muhtar efendi? Gurbetçiler batmışsa, avradı perişan olmuşsa bana ne? Para verdim ben, para! Kızmana gerek yok. Evimi, tarlamı ipotek ettin ya. Olsun, malın karşılamaz paramı. Yarına kadar ödedin, ödedin, ödemedin... ...tarlaları da satarım, evini de yıkarım. Ulan yuvanı da! Tamam mı muhtar? Bir dakika, bir dakika Kazım efendi. 10 gün ver bana hiç olmazsa. Vermiyorum ulan! Dediğim gibi yarın sattım gitti! Tamam mı? Yapma! Yapma Kazım efendi! Yaptım gitti ha! Yalvarırım! Dur gitme! Gitme Kazım efendi ne olur! Yapma! Yapma Kazım efendi! Yapma! Kendine gel! Ne olur sana bir şey olmaz! Koş Hasan, koş! Haber ver, muhtar emin ölüyor! Gitme, gitme! Bacım, muhtar Ali ölüyor galiba.
Ayşe kızım, korkma Emi. Korkma. Ölme muhtar emmim, ölme. Babamızdın, direğimizdin. Yalnız koma bizi, koma. Muhtar babam, babam benim, babam. Ne istediniz? Ne ararsınız gecenin bu vaktinde yalnız bir kadının evinde? Ne ararsınız dedim? Defolun! 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 Kodunuz, yalnız kodunuz. Bir tırpan attınız ki. Bir tırpan, bir tırpan, bir tırpan, bir tırpan! Karnını doyur bacım. Akşamdan beri açsın. Yıktık her yeri Veli ağam. Muhtar emme hasta. Erim deli. Borç geldi dayandı. Neyle öderiz ki? Elimizde bir bu tırpan, başka malım yok. Ölsem derim ne değiştirir ki? Bunca acıya, bunca yüke nasıl dayanılır? Allah büyüktür bacım. Muhtar emmim nasıl, iyi mi? Çok şükür. Ayşe bacı, akşama muhtar emmi seni toplantıya bekliyor. Eğer içinizde dertli yoksa
gurbetçileri bastık bağrımıza. Buraya yerleşsinler istedik. Köklesinler, bebeleri olsun istedik. İstedik ama iyi insan oluşları, hile, kötülük bilmemeleri yıktı onları. Tek başına kaldı Ayşe. Ne yapalım, sen söyle muhtar. Otur, otur. İşte ben de bunu sormak için topladım sizleri. Mehmet'in bıraktığı yerden başlayalım. Yardım edelim. Elinden tutalım. Sen var mısın Ayşe? Hadi bacım. Evlendim. Tırpan vermişti kaynanam. İlk gün demişti ki bana, evinin direği bu tırpan. Bu tırpanla evine, erine destek ol. Hayatta her şey gelir başınıza. Unutma. Erinin yardımcısı, hayatınızın parçası bu tırpan. Felek bir tırpan attı ki bize. Yıkıldık. Erim delirdi. Ben yalnız kaldım. Veli abim çaresiz kaldı. Öylece kala kaldık. Evet. Tek başımıza. Perişan. Ama yalnız değiliz artık. Erimin köfte hünerini bilirim. Dükkanımız yok. Derim ki ben, beraberce bir dükkan açsak. El ele. Kol kola yeneriz kötüleri. Yeneriz, değil mi? Köy yolunda bacının yerini yüceltsek. Tüm köy ortak olsak her şeye. Var mısınız? Şansım yok ya. Hadi bakayım, hadi at. Aslanım. Hadi bakayım.
Göster kendini aslan kemik. Ne oluyor oğlum? 2 Mart bir oyun abi. Sen bırakın şimdi 2 Mart bir oyunu falan. Otobüsler oradan gidiyor, buradan da gelmiyor. Kalkın gidin bakalım ne oluyor. Bacının ayranından içer misiniz? İyi olur bacı. Veli dayı! Ayranlar! Alvar! Geldim bacım. Buyurun. Buz gibi bunlar. Dağıtacağım o bacının yerini. Orası bacının yeri değil ki. Köylünün yeri. Pek de güzel yer. Yazık olacak doğrusu. Yazık. Yazık olacak. Almanya'ya gittin kendinle. Döndün markınla. Şimdi sende ne kaldı ha Şevki? Ne kaldı? Ne kaldı? Abi haklısınız. Muhtar emmi! Muhtar emmi! Muhtar emmi koşun! Bacının dükkanını yıkıyor Almancı Şevki! Çok oldu artık bu Almancı Şevki! Yürüyün!
Ablam bak. Ayşe! Kız Ayşe! Gel hele gel. Neredesin? Çabuk olsana. Ne oldu? Ne var Hatice abla? Almancı Şevki yıkıyor dükkanını. Ben şimdi bu Almancı Şevki'nin... Yıkın! Gel de biraz yıkın! Şevki! Allahsız herif! Yıkamazsın düşmanı! Çabuk çabuk bakmayın! O tabelayı dikkatli indirin. Almancı Şevki! Bırak o tabelayı! Yıkmak! Yok etmek senin işin! Başarılı olan senin hep düşmanın mı? Erimi hasta ettiniz! Beni, Veli abiyi perişan ettiniz! Geldim bacım! Yetiştik bacım! Vurun be! Bacımı el kaldıranlara vurun, hadi! Başıma el kaldıranları yaşatmayın! Dükkanımızı yıkanları yaşatmayın! Bırak! Durun! Belki konuşup anlaşırız. Bacı! Böyle adamla ne konuşulur ki? Dur hele, Ayşe bacımızı dinleyelim. Gördün hırsı. Gördün kana... ...kine gelenleri gördün. Gördün Almancı Şevki. Sen ki gavur ellerin gurbetçisisin. Bense... Yurdumuzun gurbetçisiyim. İkimiz de gurbetçiyiz. Gurbetçi. Ben de onu düşündüm bacım. Yurt dışındaki yılların gurbetçiliği beni almış götürmüş, insanlığımı unutturmuş, paraya çevirmiş. Dostluğumu, adetlerimi götürmüş. Bana bunu bir daha hatırlattın bacım. Ben burayı yıkmaya değil, mukaddes bir emanet gibi bacıyı benim dükkana taşımaya geldim. Kısacası, beraberce, hüner senden, para benden, ortak olmaya geldim. Ortak olmaya mı? Paralarım! Paralarımı kim sağlamaz paralarımı? Bakmam kimsenin gözyaşına! Satarım tüm köyün tarlalarını! Paralarım! Paralarım! Öde bakalım ortak köyün ilk taksidini. Siyah perçemini yar yar dökmüş yüzüne... ...salınarak gelen Huma'ya bakın... ...kimden söz işitmiş yar yar düşmüş yüzüne... ...keder yakışmayan Sima'ya bakın yar 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 öylen hemen... ...yaktın yandırdın beni zalim aldattın beni...
ne dedim de darıldın, bir kula sattın beni. Benim dedem harbubumide köfte,